köprünün ortasında durmuş, hem erkeğe hem kadına benzeyen bir insan figürü, eğimli gövdesiyle oldukça tedirgin ve telaşlı görünüyor. Yüzünde ve mimiklerinde korku, endişe, şaşkınlık ve delirme ifadeleriyle işlerin yolunda gitmediğini hissettiriyor. Gözleri fal taşı gibi kocaman açılmış, elleri kulaklarında kan donduran bir çığlık atıyor. Verebileceğim tek şey resimlerim, onlar olmadan ben bir hiçim diyen Norveçli ressam Edvard Munch'un modern insanın varoluşsal sancılarını yansıtan ve sanat tarihinin en ünlü ikinci eseri kabul edilen Çığlık adlı tablosuna bakıyorsunuz. 1893'te yapılan ve 84 cm'ye 66 cm boyutlarında olan bu yağlı boya tablonun yapımında 1889 yılında Paris'te Dünya Fuarı'nda sergilenen Perulu bir mumyadan esinlenildiği düşünülüyor. Birkaç kere hırsızların hedefi olan ve çalınan tablo 2012 yılında New York'ta yapılan bir müzayedede o ana kadarki bir açık artırmada satılan en pahalı sanat eseri unvanını yaklaşık 120 milyon dolara aldı. Tekrar tablomuza dönersek, öndeki ana figürün arkasında iki figür daha göze çarpıyor. Bu iki figür düz çizgileriyle oldukça sakin görünüyorlar. Önde duran ve çığlık atan figürün diğer iki figürden çok farklı bir ruh hali içinde olduğu kolayca fark ediliyor. İleride yer alan iki adet geminin düz çizgileri, köprünün korkulukları, arkadaki iki figür ve gemiler sıradanlığa işaret ederken, onun dışındakiler ise oldukça ürkütücü ve korku uyandırıcıdır. Bireyin ruhunun parçalandığı bir dünyadaki modern ruhsal yaşamı yansıtmayı amaçlayan Munch'un eserine daha yakından bakalım. Sarı, turuncu ve kırmızıya bürünmüş gökyüzü, kan kırmızısı görünümünde ve ateş renginde hareketli bulutlar ile kaplıdır. Odakta yer alan figürümüzün attığı çığlığın etkisiyle adeta deniz ve gökyüzü dalgalanarak bütünleşiyor. Eğimli dalgasal çizgilerle yer ve göğün birleşmesi korku uyandırıyor. Arka planda şehir ve mavi siyah renkteki fiyort görülüyor. Bir sanat eseri sanatçının hayatı boyunca yaşadıkları, gördükleri ve okuduklarının birikimidir. Peki, Edvard Munch ne yaşamıştı da böyle bir eser ortaya koydu? Sanatçı daha 5 yaşındayken annesini kaybeder. Daha sonra da ablası aynı şekilde hastalıktan ölür. Hastalık, başarısızlık, sefalet, kıskançlık, karşılıksız aşk ve ölümle savaş halinde bir hayat yaşar. İçimdeki cinleri kovmak için sürekli tuvale aktardığım temalar ve imajlardır der resimleri için. Günlüğüne çığlık tablosuyla ilgili Munch şu notu düşüyor. İki arkadaşımla yolda yürüyordum. Güneş battı. Bir melankoli dalgasına kapıldım. Birden gökyüzü kıpkırmızı bir renk aldı. Durup parmaklıklara yaslandım. Alev alev gökyüzü mavi fiyordun ve şehrin üstünde kan ve kılıç gibi sarkıyordu. Arkadaşlarım yola devam etti. Ben ise büyük bir endişeyle öylece duruyor ve doğada sonsuz bir çığlığı hissediyordum sanki. Aslında Munch'un çığlığı modern insanın yaşadığı varoluşsal ızdırabı ve kalabalıklar içindeki yalnızlığı yansıtır. Bu çığlık, modern insanın hızla daha karmaşık ve içinden çıkılamaz hale gelen, gerçek dünya karşısında kapıldığı tarihi imkansız duyguları simgeler. İnsanın içinde bulunduğu topluma yabancılaşmasını açığa çıkarır. Bizi dünyaya bağlayan bağların olmadığını bilmek, tutunacak dalımızın kalmadığı anlamına gelir. Tutunacak dalı kalmayan insan ise, yaşamın anlamsızlığı karşısında ne yapacağını bilemez bir halde kendi mahvoluşunu yaşamak zorunda kalır. Hayatımızda yaşayacağımız tüm olumsuzluklara rağmen tutunacak bir dalımızın olması dileğiyle.